Sual, küfrün zararları nelerdir ve küfre sebep olan söz ve işlerden bazıları nelerdir? Cevap, küfrün 7 zararı vardır. Dini ve nikahı giderir. O kimsenin boğazladığı yenmez. Helali ile ettiği, zina olur. O kimseyi öldürmek vacip olur. Cennet ondan uzaklaşır. Cehennem ona yakındır. O halinde ölürse namazı kılınmaz. Rızası ile, filan şey, filan kimsededir, yahut yoktur, kafir olayım, cühud, yani Yahudi, olayım diye, yemin eylemiş olsa, o şey, o kimsede olsun veya olmasın, o kimse, kendi rızası ile küfre varmıştır. İmanının ve nikahının tecdidi lazımdır. Zina, faiz, yalan gibi her dinde haram olan bir şey için, helal olaydı da, ben dahi, işleseydim, diye temenni eder ise, bu dahi küfürdür. Peygamberlere aleyhimüsselavatü ve teslimat inandım, ema Adem aleyhisselam peygamber midir, bilmiyorum dese, kafir olur. Hazreti Muhammed aleyhisselamın ahir zaman peygamberi olduğunu bilmeyen kafir olur. Bir kimse, peygamberlerin aleyhimüsselavatü ve teslimat dediği doğru ise, biz kurtulduk demiş olsa, kafir olur, demişlerdir. Bir gibi merhum buyurur ki, bu sözü şüphe yolu ile söylerse küfürdür. Eğer ilzam tarikiyle söylerse küfür değildir. Bir kimseye, gel namaz kıl deseler, o dahi, kılmam dese, kafir olur, demişler. Amma muradı, senin sözünle kılmam, Allah emriyle kılarım dese kafir olmaz. Bir kimseye, sakalını bir tutamdan kısa yapma veya bir tutamdan fazlasını kes ve tırnaklarını kes, zira, Resulullah'ın, sallallahu teala aleyhi ve sellem, sünnetidir deseler, o da kesmem dese, kafir olur. Sair sünnetler dahi böyledir. Hususiyle, sünnet olduğu meruf ve sübutu, tevatür ile sabit ola. Misvak gibi. Bir gibi merhum buyurur ki, bu sözü, sünnetliğini inkar tarikiyle dese, küfürdür. Muradı, senin emrinle işlemem, Resulullah'ın sünneti olduğu için işlerim dese, küfür değildir. İslam Ahlakı Kitabı sayfa 199.